Balıklarımızı çıkardık. 3 parça çünkü 3 kişiyiz. Balıklarımız halen donuk durumda. Çünkü derin dondurucudan çıkarttım. Fakat bu şekilde fırına atabiliyoruz. 35 dakikada pişmesi lazım. Fırına atmadan önce biraz tuzlayacağız. Biraz da kırmızı toz biber üzerine atacağız ki rengi daha güzel olsun diye. Fırını 425 dereceye getiriyoruz. 350, bu 425 Fahrenheit bu arada. Fırını açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz somon balıklarını 3 parça. Parchment paper, yağlı paper, yağlı kağıt. Üzerine de alüminyum foil'u sarıyoruz. Sonra fırına veriyoruz. 3 tane kırmızı patates. Kabuklarını soymadan, çünkü kabuklarıyla yiyeceğiz bunları. 3 tane yeter herhalde, 3 tane bu boyutta. Kırmızı patates yıkayacağız, tencere atacağız. Bunları kaynatmaya başlayacağım çünkü bunlar biraz geç pişiyor. Onun üzerine brokoli. Brokolilerin hepsini yapacağım. Ondan sonra taze fasulye. Yanında bir de şu marula benzeyen sebze, adı kale. Kale olarak yazılıyor. Türkçesini tam olarak bilmiyorum. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Fakat kale olarak yazılıyor. Bunu araştırabilirsiniz. Acaba Türkçe'de ne deniyor bu? Ispanağa benzeyen, marula benzeyen bir çeşit sebze. İlginç bir tadı var. Çok sağlıklı. Bunu hafif bir suyla kaynatacağım. Ondan sonra biraz zeytinyağı dökeceğim üzerine. Sonra biraz sarımsak, tuz ekleyeceğim. O kadar, hafif böyle kızartacağım zeytinyağında. İçine taze fasulyelerimizi de attım. Patatesler daha önce atmıştım. Taze fasulyelerimiz de hemen hemen 10 dakikada pişer. En son olarak da brokolileri atacağım. Çünkü brokoliler 1-2 dakika içinde pişiyor. Sarımsaklarımızı attık, biraz tuz ekledik, su bitmek üzere. Şimdi zeytinyağı sırası. O kocaman kale bu kadarcık oldu. Aynen ıspanak gibi. Mükemmel kokuyor. Bu yemeğimizin son hali. Salmon, taze fasulye, broccoli, kale. Bu da mısır kaynattım. En son aklıma geldi. Bunu da yapayım dedim bari. Ekleyeyim dedim menüye. İzleyenler görmüyorlar değil mi onları? Bu da patates. Kırmızı patates. Bu benim tabağım. Arkadaşın tabağı. Her üçü de aynı şekilde. Bu da açın tabağı. Bu da açın tabağı. Açın tabağı. Aç arkadaşımız. Afiyet olsun. Bu da limon. Bunlar da aldığım limon para. Limon olsun göstereyim. Limon bu da yani belki bilmiyorsunuzdur. Afiyet olsun. Umarım sizler de arkadaşlarınıza böyle yemekler hazırlayabilirsiniz, sunabilirsiniz. Ha. Yemeklerimiz bitti. Afiyetle yedik. Bu benim tabağım. Yok onu çekmiyorum. Limon yemedim. Biraz da balık derisi, onu yiyemedim ben. Bu da benim tabağım. Bu da aç arkadaş. Tabağını bitirdi. Ekmeklerin hepsini yedi.
Yemem bak, yeriz de kaçıklar bu arada. Bu da şey, soğuk çay. Bu da arkadaşın tabağı. Bu da benim tabak. Daha yıkanmadı, bu sünnetli tabak. Eline sağlık Maruk. Afiyet olsun.